Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Bugün size bir şakayla başlayacağım önce. Günün şakasıyla başlayacağım. Şakanın sahibi elbette ki kahramanı yahut da güzel gözlü Nebati Bey. Evet, güzel gözlüydü. Şimdi bir şey daha çıktı ortaya. Aynı zamanda güzel sözlü Nebati. Evet, çok güzel şeyler söylüyor. İnanılmaz. Mucizevi şeyler söylüyor. Neyse, oraya geleceğim. Günün şakasından sonra günün trajedisini de söyleyeceğim size. Tabii hayat böyle. Bir tarafta şakalar, espriler, mizah, komedi, affedersiniz bazen dangalaklıklar. Diğer tarafta da trajediler tabii ki. Mutlaka. Dangalakların olduğu her yerde trajedi vardır. Bugün bir günün günahkarı seçtim size. Benimle aynı fikirde olmayabilirsiniz. Aynı fikirde olmak zorunda da değilsiniz zaten. Ama ben öyle tercih ettim. Günün günahkarı olarak bir kurumu ve haliyle kurumun başındaki kişiyi seçtim. Bir futbol gerçeğinden söz edeceğim. Türkiye'deki bir futbol gerçeğinden ama sadece Galatasaray'ı ilgilendiren bir gerçek şimdilik. Sonra da kendimce kısacık felsefe diyelim isterseniz. Belki bazı bilgiler, hayatım gerçeklerini anlatan bilgiler, ilmi bilgiler, bilimsel bilgiler elbette. Ama bunlar benim bulduğum, benim ortaya çıkardığım şeyler değil. Bilim insanlarının bulup ortaya çıkardığı şeyler. Evet, günün şakasını hep birlikte izleyelim. Bir fotoğraf görüntüsü aslında, biraz uzun kalacak ekranda. Şaka gibi değil mi? Vallahi şaka gibi. Ya da o fıkradaki gibi. Hani boksör ringe çıkmış, rakibinden kıyasıya dayak yiyor. Ama kıyasıya, gonk eti şu imdadına, aşağıya indiğinde dayak yiyen boksörün antrenörü diyor ki, aslanım benim koçum, rakibini perişan ediyorsun, aynen devam et diyor. Boksör çıkıyor diğer raunda, yine tabii kıyasıya dayak. Bu kıyasıya dayaklar sürüyor ama her ringten aşağı inişinde antrenörünün aslanım benim, koçum benim, adamı perişan ettin diye işte sürüyor. Tabii en sonunda artık öyle bir şey ki boksör ringe çıkmak bile istemiyor. Darmadağın olmuş adam. Soruyor antrenörüne, koç diyor. Ya ben ringte rakibimi dövüyorsam beni döven kim? Yani şimdi ekonomiyi kurtarmışsalar eğer, bu ekonominin kurtarılmış hali mi? Ya yapma Bay Nebati ya. Ya yapma ya. Hani Fatih Portakal çok sık söylerdi her gece. Ya aklımızda alay etme zekamızla ya. Nebati yapma kardeşim benim ya. Evet, peki günün trajedisine, günün trajedisi 200 liracık. Evet, 200 lira ilk çıktığında, yani tedavüle girdiğinde en büyük banknottu ki hala en büyük banknot Türk banknotları içinde, banknot sistemi içinde, kağıt para sistemi içinde halen en büyük para 200 TL. Geçtiğimiz günlerde Erdoğan köprü geçişinin 200 liracık olduğunu söyledi. 200 liracık. 6 dakikada 200 lira. 6 dakikada 200 lira. Evet, köprüden karşıya geçiş 6 dakikaymış ya. 200 lira. Bu 200 lirayla ilk tedavüle çıktığında canlarım 125-130 dolar satın alınabiliyordu. 5 gram altın satın alınabiliyordu. O 200 liracılıkla şimdi, o 200 liracılıkla şimdi sadece 14 dolar satın alabilirsiniz. Altın mı? Altında herhalde 1 gram kadar bir şey alırsınız. 900 lirayı geçti altının gramı. Ancak 1 gram. Öyle. İşte bu ekonomi kurtarılmış ekonomi. Ekonominin kurtarılmış hali bu. Ya karikatürist olsam neler yapardım? Ne karikatürler çizerdim biliyor musunuz? Evet. İzahı olmayan şeylerin mizahı olur demişti rahmetli Levent Kırca. Ne kadar doğru söylemiş. Şimdi geleyim günün günahkarına. Diyanet İşleri Başkanlığı. İlgili haberi okuyayım size. 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim'i görmezden geldiler. Hutbelerde Atatürk'e yer vermemesi dolayısıyla eleştirilerin hedefine konulan Diyanet İşleri Başkanlığı 2021'de yalnızca Sarıkamış Şehitleri Günü ve 15 Temmuz için
tören düzenledi. Cumhuriyet tarihimizin en karanlık günlerini yaşıyoruz. En karanlık günlerini bize cumhuriyetimizi kuran büyük kahramanlarımızı, ülkemizin en büyük değerlerini, bu güzel toprakları bize emanet edenleri unutturmak istiyorlar. Unutmayacağız. Unutturmayacağız da. Bunu en çok daha 15 ay yapabilecekler. 15 aydan sonra bir daha böyle bir şey yapabilmelerine imkan da yok, ihtimal de yok. Ve ilk yargılanacak kişilerin başında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş geliyor. Ha, büyük ihtimalle Ali Erbaş yargılama safhasında görevli olduğunu, bilhassa öyle yaptığını, asıl amacının halkı dinden soğutmak olduğunu ve bunu başardığını söyleyerek kendisini savunabilir de. Ya savunacak demiyorum, savunabilir de diyorum. Bilmiyoruz. Onu o gün geldiğinde konuşacağız. Günün futbol gerçeği. Bakın size bir futbol haberi okuyacağım şimdi. Dünya futbolunun en önemli derbilerinden olan El Clasico'da tarihi gece yaşandı. Barcelona 15 puan gerisinde olduğu Real Madrid'i deplasmanda 4-0 yenerek rakibinin 9 maçlık serisini sonlandırdı. Barça ise Aralık ayından bu yana ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. Peki bu haberi niye okudum? İşte futbolun gerçeği, Galatasaray'ın gerçeği daha doğrusu bu. Galatasaray Avrupa'da iyi top oynadı. Fatih yönetiminde de iyi top oynadı. Torrent döneminde de iyi top oynadı. Barcelona'dan bahsediyoruz. Hani kimilerini küçümsediği, en kötü dönemini yaşıyor dediği Barcelona son 15 maçtır hiç yenilmedi. Ve burada gelip Galatasaray'ı zar zor 1-0'dan sonra 2-1 yenip İspanya'ya gitti. Dünyanın futbol markası, dünyanın en büyük kulüplerinden biri İspanyol lig lideri. Ve Barcelona'dan 15 puan da önde idi. Real Madrid'i hem de Madrid'de, yani Real Madrid'in kendi sahasında 4-0 yendi. Peki Galatasaray Avrupa'da bu kadar başarılı da Türkiye'de neden başarısız? Çok basit. Bana göre çok basit. Bir, futbolumuzu menajerler yönetiyor. Futbolumuzu menajerler yönetiyor. Bir daha söyleyeyim mi? Futbolumuzu menajerler yönetiyor. Menajerler futbolcularına gaz veriyorlar. Seni şu izlemeye geliyor, seni bu izlemeye geliyor diye. Avrupa Lig kulüpleriyle yapılan maçlarda, tabii ki yani gazozdan değil bu maçlar, hepsi önemli maçlar, değerli maçlar. Puan ve tur atlama ya da işte ne bileyim bir üst gruba geçme mücadelesi olan maçlar. Ve Galatasaraylı futbolcular demek ki yetenekleri var. O maçlarda kendilerini gösterebilmek için olağanüstü gayret sarf ediyorlar. Peki yerelde, Türkiye'de bizim ulusal ligimizde hiçbir şey oynamıyorlar. Umurlarında bile değil. Neden? Onları izleyen yok ki. Onların gözü Türkiye'de futbol oynamakta değil. Kerem dahil. Kerem'i ayıplıyor muyum? Yok, niye ayıplayayım ki? Allah aşkınıza Barcelona maçlarındaki Kerem miydi mesela dün Gaziantep maçındaki? Bütün futbolcular için aynı şeyi söylüyorum. Değil. Ayıp mı peki futbolcuların böyle yapması? Hayır, o da ayıp. Niçin? Adamlar profesyonel kardeşim. Belli ki kulüpten, buradaki kulüpten, yani bizim Galatasaray'dan paralarını alamıyorlar. Alamayınca da oynamıyorlar. Sanki sanırsınız bütün bunların hepsi birer Metin Oktay, Turgay Şeren, yani ne bileyim yani Coşkun Özarı, Suat Mamat, Can Demir Berkman. Yani yok böyle bir şey. Onlar gitti. Çoktan gitti onlar. Bunlar tam profesyonel. Parasını almadı mı oynamıyor abi. Ama görücüye çıktı mı o kendini damat adayını beğendirmek isteyen genç kız gibiler hepsi. Böyle bu. Evet, şimdi canlarım gelelim başka bir konuya. Bu anlatacağım konuyu biliyorsunuz. Dr. Fritz Kahn'ı okuyanlarınız için de hatırlayacaklardır. 20. yüzyılın ilk yarısında zannediyorum, ilk yarısının sonlarına doğru ortaya atılmış bir iddia gibiydi. Ama artık tıp, modern tıpta Fritz Kahn'ın iddiasını kabul ediyor. Nedir bu iddia? Bu iddia aslında aynı zamanda Charles Darwin'in sadece güçlüler ayakta kalır tezini de doğruluyor. Evet. Gerçi o olayı insan neslinin, insan soyunun maymunun en gelişmiş türünden devrimleşerek geldiğini iddia etmişti. Ama bugün bilim onu da kabul ediyor.
Neden? Zaten işte görüyorsunuz canlarım. Oralara, diğer konulara girmek istemiyorum. İnsanların inançlarını incitmek de istemediğim için girmiyorum. Ama şu andaki konu bilim. Fritz Kahn demişti ki, bir erkekle bir kadın yeni bir insan yaratmak istediklerinde, biliyorsunuz birleşirler. Cinsel bir birleşimdir bu. Erkeğin 225 milyon spermi, 225 milyon spermi, kadının gizli, adeta karanlık köşelere saklanmış o bir tek yumurtasını bulmak için yarışırlar. Evet, kadın sadece bir tek yumurta vardır kadında. O bir tek yumurtayı bulan 225 milyon spermden biri o yumurtayı dölleyecek ve yeni bir canlı kadının rahminde gelişmeye, can almaya, yani canlanmaya başlayacaktır. Bu yarış evrendeki en acımasız yarıştır. Dünyanın hiçbir yarışı böyle olamaz. 225 milyon kişinin yarıştığını düşünün. 225 milyon kişi bir tek hedefe ulaşmak için yarışıyor. Ve bir tek kişi o hedefe ulaşacak ve o hedefi sahip olup o hedefte yapması gerekeni yapacak. Bu demektir ki en güçlü, yarışta en hızlı olan, en çabuk hareket edebilen, hangisi, hangi tohum, hangi spermse yumurtayı da o buluyor demektir. O bir tek işte yarışçı, diğer 224.999.999 rakibini yer ile yeksan ederek yumurtaya ulaşıyor. Şöyle bir soru gelebilir mi akla, bilmiyorum. 225 milyon tohum savaşıyorsa, bunların içinden, çünkü evren, dünya, alem tesadüflerle de dolu. Tesadüfen en güçsüz olanı, kadının yumurtalığını bulmuş olamaz mı? Bulursa ne olur sorusu akla gelebilir. O zaman tabii ne olduğunu bilmiyorum. Ben bilim insanı değilim. Ama tahminimi söyleyeyim size. Çok büyük ihtimalle o tür buluşmalardan yarışı en güçsüz, en geri zekalı tohumun kazandığı yarışların sonucunda dünyaya gelecek olanlar çok büyük ihtimalle ilerleyen yıllarda siyasi ya da siyasal muktedirler olacaklardır. Öyle tahmin ediyorum ben. Ama bilimsel bir şey değil bu. Sadece tahmin. Bunu niye anlattım biliyor musunuz? Ekonomi battı, bitti, batıyoruz, bitiyoruz. Türkiye gitti, gidiyoruz, yıkılıyoruz Türkiye falan. Bunları yapıyoruz. Evet. Kendi adıma konuşayım. Ben Türkiye'nin ne battığına, ne bittiğine, ne batacağına, ne biteceğine inanırım. Benim öyle bir kuşkum, endişem yok. Ama batırılmak istendiğini, batırılması için çabalandığını, Atatürk ve silah arkadaşlarını ve ondan sonra tabii silah önce Kurtuluş Savaşı, ondan sonra da mesai arkadaşlarının yeni nesillere unutulmak istendiğini görüyorum, biliyoruz, hep beraber görüyoruz bizler. Ve bununla mücadele ediyoruz unutulmasın diye. Bunu yaparken amacımız Atatürk ve ilkelerinin unutulacağından duyduğumuz endişe. Yani batacak, bitecek. Öyle bir korkumuz yok. O ayrı bir şey. Onu batırtmayız. Onu kesinlikle bitirtmeyiz. Ama sürekli de ayakta kalmamız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Sürekli uyanık durmak zorundayız. Uyanık olmalıyız. Küçücük bir fırsatını bulurlarsa bunu hemen yaparlar. İlk başlarda yapamıyorlardı biliyorsunuz. 2011-12'ye kadar mıntıka temizliği yaptılar. Önce mıntıka temizliği yaptılar. Önce medyayı ele geçirdiler, daha doğrusu öyle söyleyelim. Önce medyayı ele geçirdiler. Cahil, saf, eğitimsiz insanları aldatabilmenin en kolay yolu çünkü. Bizim insanlarımız genelde popüler televizyonlar izlerler. O popüler televizyonlarda bu insanları uyutarak, yalanlarla, bir sürü palavralarla, hiç olmamış şeyleri, olmamış güzellikleri daha doğrusu, olmuş gibi göstererek, o insanlara gerçeküstü gözlükleri takarak o insanları kandırdılar. İşte sonra mıntıka temizliği yaptılar. Bunu bütün orduda yaptılar, yargıda yaptılar, emniyette yaptılar. Geldiler. Son 3 senede artık neredeyse azgınlaştılar. Evet, öyle de bir Diyanet İşleri Başkanı bulup getirdiler ki memleketin başına bela ettiler. Ama olmayacak tabii. Hayır, yapamayacaklar. Biz tıpkı 225 milyon yarışçı
tohumun yaptığı gibi birimiz bile kalsak, bir tekimiz bile kalsak, bir tek kişi bile kalsak ben inanıyorum ki hedefe ulaşacağız. Bizim hedefimiz ne? Atatürk ilke ve inkılaplarından oluşan ve o nedenle güçlü kalan Cumhuriyet demokrasisini korumak olacak. Bu güzel ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinde çıkma arzusundaki büyük Atatürk'ün o tavsiyesini dinlemeye karar vermiş milyonlarca insanı geri çevirmeye çalışanlara demokratik yöntemlerle karşı duracağız. Demokratik yöntemlerle. Gerekirse şiddete karşı şiddetsizlik göstererek bunu yapacağız. Hasılı bugünlük bu kadar. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim. Sakın enseyi karartmayın. Moralinizi sağlam tutun. Biz bu yarışı kazanacağız. Evet, tekrar hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum canlarım benim. Sakın enseyi karartmayın.